Aslında 2002'de iktidara geldiği günden bugüne çok sayıda müfredatta değişiklik yapıldı AKP döneminde. Aynı zamanda ders kitapları, araç, gereç yönetmeliğinde de çokça değişiklik yapıldı. Ancak bugüne kadar olan değişiklikler daha lokal değişikliklerdi. Örneğin 2018'i hatırlarsak işte evrimin tamamen çıkartılıp cihatın girmesi şeklindeydi. Ve bu kesintisiz sürdürüldü ve özellikle bu müfredat tartışmaların başladığı dönemde, yoğunlaştığı dönemde Milli Eğitim Bakanı bu çalışmanın aslında çok uzun yıllardır devam ettiğini söylemişti. Özellikle kendisinin müsteşarı olduğu dönem zaten çok kritik yıllardı. Bu 4+4'ün hayata geçtiği ve sonraki dönemler. Ve uzun süredir de illerde çeşitli marif müfettişlikleri, başkanlıkları kurularak, marif buluşmaları, söyleşileri yapılarak ve yine bu söyleşilere, buluşmaları ve bu platform yapılarına baktığımızda da şunu görüyoruz. Genelde yine AKP, STK adını verdiği, bakın da yine mecliste söylediği gibi tarikat yapıları ve çeşitli sermaye gruplarıyla bunu planladı. Diğer değişikliklerden farklı olarak daha önce lokal olan değişiklikler şu an bütünlüklü olarak bütün dersleri, yani ilkokuldaki hayat bilgisi dersinden orta öğretimde, lisede fizik, kimya dersine kadar bütün derslerin yapılandırıldığı, içeriğinin tekrar düzenlendiği bir değişiklik. Ve baktığımızda yine aslında AKP'nin iki temel hattını görüyoruz bu marif müfredat değişikliğinde de. Birinci temel hat eğitimin tamamen laik, bilimsel içeriğinin yok edilmesi. Aslında son kırıntılarında artık hedef alındığını görüyoruz bu müfredatla. İkinci temel hedef de yine eğitimdeki temel hattı olan AKP'nin parasız kamusal eğitimi tamamen ortadan kaldırmak, hatta okulu ortadan kaldırmak olduğunu görüyoruz. Temel argümanları da şu, yani taslak olarak kamuoyuyla paylaştıkları işte köklerden geleceğe ifadeleriyle, işte yerli ve millilik ifadeleriyle laik eğitimin, kamusal zorunlu eğitimin yerli ve milli olmadığı, geleneği yansıtmadığı, bize batının bize dayattığı uygulamalar olduğu, tekrar köklere geri dönüleceği, yerli ve milli olana geri dönüleceği vurguları var. Ve bunu tamamen siyasal İslam'ın kavramları üzerinden yapıyor. Örneğin bütün dersler değerler adını verdikleri kavramlar üzerine inşa edilmiş durumda. Nedir peki bu değerler? Fıtrat, şükür, kanaat, kader, haram, helal, cedel, medevvet gibi, fütüvvet gibi, ahilik gibi. Bunu bütün kitapların içeriklerinde görebiliyorsunuz hepsinde. Bazen bir okuma parçası olarak karşına çıkabiliyor. Bazen yine siyasal İslam tarihinden atfettikleri, vurgu yaptıkları isimlerden ve o isimlerin kurduğu cümleler üzerinden ortaya çıkıyor. Yani bütün derslerin bunun üzerinden yapılandırıldığı bir müfredat var. Yani bu müfredatta evrensel olan, çocuğun üstün yararını esas alan, işte barış, kardeşlik, insan hakları, çocuk hakları, cumhuriyet, hani cumhuriyette kağıt üzerinde yönetildiğimiz iddia edildiği ve artık aslında meclisin işleviyle de, işlevinin ortadan kalkmasıyla da açıkça gördüğümüz ama hala cumhuriyetle yönetildiğimizi söylerken cumhuriyet vurgusu bile yok örneğin bu değerler arasında. O yüzden şu anda aslında Türkiye tarihinin en kapsamlı ve az önce de söylediğim laik, kamusal, parasız eğitimin son kırıntılarında yok etmeyi amaçlayan bir müfredatla karşı karşıyayız. Aslında özellikle genel seçimlerden sonra bunu ne kadar hızlandırdıklarını ve hızlandıracaklarını çok net olarak gördük. Örneğin biz 80 darbesi sonrası zorunlu din derslerine karşı mücadele ederken 4+4 ile birlikte seçmeli adı altında öğretmen atanması ve okul idaresi baskısı gibi çeşitli yöntemlerle haftada bir ortaokulda 8 saate, imam hatip olmayan bir okul türünde bile 8 saate kadar uzanan fiili zorunlu din dersleri uygulamasının hayata geçtiğini gördük. Ve genel seçimden sonra bunu orta öğretimde 12, 14, 16 saate kadar çıkaran uygulamalar olduğunu gördük. Ve yine aşamalı bir şekilde mescitler
bir kamusal alan olan okullara yerleştirilmişti. Yine seçim sonrası okul öncesinden itibaren mescidin zorunlu hale getirilmesini de gördük. Biz bunu yine nerede gördük? Okullaşma politikasında gördük. Örneğin yine 4+4 ile hızlandırılan ama son dönemlerde daha da büyük bir hız verilen zorunlu imam hatipleştirmede gördük. Şu anda herhangi bir mahalleye ilişkin onlarca şu örneği sıralayabiliriz. Örneğin birçok mahallede imam hatip dışında çocukların gidebileceği bir ortaokul yok. Yine öyle bir sınav sistemi yarattılar ki çok aşamalı bir şekilde imam hatipler ve meslek liselerinde çocuk işçiliği yaygınlaştırma aracı olarak görerek meslek liselerinin sayısını arttırma üzerinden bir okullaşma politikası izlediler. Ve sürekli akademik liselerin sayısının ve kontenjanının azaltılmasını yine hayata geçirdiler. Yine liselerde de çocuklar zaten belli bir dilime giremediklerinde zorunlu olarak imam hatipli oluyorlar. Çünkü gidebilecekleri okul yok. Yani bunun bütün adımların çok aşamalı, çok kesintisiz bir şekilde hayata geçirdiğini gördük. Genel seçimden sonra bunun çok daha hızlandırılacağını görüyoruz. Ve yine hatırlayalım, aynı vurgular müfredatta da var. Milli Eğitim Bakanı göreve başladıktan kısa bir süre sonra şunu demişti, karma eğitimi kaldıracağız. Aslında karma eğitimi büyük oranda kaldırdı AKP 22 yılda. Nasıl kaldırdı? Öncelikle İmam Hatip Ortaokul ve liselerinde kaldırıldı. Sonuçta onlar da Milli Eğitim mevzuatı üzerinden eğitim öğretim uygulayan okullar olmasına rağmen ayırabiliyorsa binaları ayırdı, ayıramıyorsa aynı bina içerisinde sınıfları, koridorları ayırdı ve yine 2018'de ortaöğretim kurumları yönetmeninde bir değişiklik yaptılar. Liselerde karma eğitimin tamamen kaldırılmasını yönetmelik eliyle düzenlediler. Örneğin kamuoyunda çeşitli müdürlerin ben karma eğitime izin vermeyeceğim, vermiyorum okulumda dediği haberler yer alıyor. Ancak bu münferit değil, tekil değil. Bu gücü, bu cesareti zaten bu yönetmeliklerden ve yasalardan alıyorlardı. Şimdi müfredatla birlikte, müfredat değişikliğiyle birlikte de şunu görüyoruz. Hem karma eğitimi tartışmaya açıyorlar, hem karma eğitimle birlikte zorunlu eğitimi de tartışmaya açıyorlar. Örneğin müfredatta çok temel vurgulardan biri, değerler adı altındaki vurgulardan biri ahilik ve fütüvvet. Diyorlar ki ahiliği siyasal İslam'ın tarihine dayandırıyorlar. Usta, kalfa, çırak ilişkisi, patron, işçi ilişkisi diyorlar. Bizim geçmişimizde var. Ustan, patronun sana iş öğretendir, sana ekmek verendir. O yüzden fütüvvetle de koşulsuz itaat diyor. O yüzden koşulsuz itaat edeceksin diyor. Yani dini emeğin sömürüsüne, laik eğitim karşıtlığında bir rıza aygıtı haline getiriyor bu vurgularla. Ve devamında da diyorlar ki laik eğitim nasıl yerli ve milli değilse zorunlu eğitim de yerli ve milli değil. Ve son şu açıklamalarla da görüyoruz. 4+4'ü tekrar değiştireceğiz diyorlar. Aslında bunun altında yatan okulu ortadan kaldırmak. Ve diyorlar ki biz zorunlu eğitimi de kaldıracağız. Bu da diyorlar karma eğitim gibi laik eğitimin bize dayatması. Yerli ve milli olmayanın bize dayatması diyorlar. MESEM'lerde zaten bunun çok net bir örneğini gördük. Büyük bir aldatmaca, büyük bir yalan olarak çocukları okulda gösteriyorlar bir gün ki kaldı ki bir günde eğitim öğretim süreçleri anlamına gelmez. Bir eğitim öğretimin gerçekleştiği anlamına gelmez. Diğer günler çocukları çalıştırıyorlar. Şimdi 4 yeni okul modeli diyorlar. Mesleki ve teknik eğitim politika belgesi diyorlar ve müfredat eliyle de müfredata ahilik, fütüvvet gibi vurguları değerler adına koyarak da aileleri, çocukları okul dışına çıkmanın, örgün eğitim dışına çıkmanın, erken yaşta çocuk işçi olmanın bir rıza aygıtı olarak kullanıyorlar. Müfredatı ve dini.